Başkentten gelen hırsızlık haberi bu kadarı da fazla artık dedirtti. Henüz kimsenin taşınmadığı inşaat halindeki binaya hırsızlar da dandı. Hırsızlığı haber yapmak için giden ekibimiz bakın binada neyle karşılaştı. On katlı apartmanda oturum bir türlü başlamadı. İnşaata hırsızlar dadandı. Binaya yapılan polis baskınındaysa hırsızlar değil, madde bağımlıları suçüstü yakalandı. İçeride madde bağımlısı bir kişi şu anda yakalandı ve gözaltına alındı. Ekip otosuna bindiriliyor. İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler Ankara Yenimahalle'den. Sanki nakliyeciymiş gibi çalışan kişilerse aslında hırsız. Çalıyorlar da nasıl? Korkmuyorlar ki. Hırsızların o kadar gözü dönmüştü ki binanın önüne bir de kamyon getirdiler. Hem de güpegündüz. Ardından da içeride mutfak dolabı olduğu değerlendirilen eşyaları topladılar. Tek tek kamyona yerleştirdiler. Camları, çerçeveleri söküp çalıp gittiler, mutfak dolaplarını. Çalıyorlar, götürüyorlar. Para kazanmak için herhalde. Üstelik hem gündüz hem gece çaldılar. Show Haber ekibi hırsızlığı haber yaparken polisler çıka geldi binaya. Ama onların geliş nedeni bambaşkaydı. Polisle beraber biz de meskun hale girdik. Şimdi içeride uyuşturucu bağımlısı şüpheliler var mı? Ona bakılıyor. Boş binada uyuşturucu kullanan 4 şüpheli yakayı ele verdi. Ne işin lan? Hırsızlıktan haberiniz var mı beyefendi buradaki? Hırsızları tanıyor musunuz beyefendi? Ben hırsız bilmiyorum abi. Niçin girmiştiniz içeri? Madde bağımlısıyım. Kimler gelip çalıyor biliyor musunuz? Abi içeride baksana, içeride vardır adam. Kaç kişi var daha içeride? Bilmiyorum, içeri doludur. Hırsızlık yapılan binada peş peşe uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıslar yakalanıyor. Şu anda bir kişi daha araca bindiriliyor. 2 kişi daha geldi şimdi. Hepsi Yenimahalle Emniyeti tarafından yakalandı. Polis uyuşturucu baskını için geldi. İnşaat halindeki binada hırsızlıktan da haberdar oldu. Şimdi gece gündüz binanın dolap ve kapılarını çalan hırsızların yakalanıp yakalanmayacağında gözler.